10 Haziran 2014 senesinde IŞİD'in bölgelerimiz işgal altına girdi. İran'ın %40'ı işgaline girdikten de %30'u Türkmen bölgeleri olmuştur. Tabii bu çok anlamlı bir soru işareti bırakılır burada. IŞİD niye Irak içerisindeki Türkmen bölgelerinden başladı? Türkmen bölgelerinin birçoğu IŞİD'in işgal altında kaldı. Şimdi IŞİD'in işgal altından çıka çıka PKK'nın el altına geçiyor. Bu daha başka bir soru işareti burada bırakılmaktadır. Mesela bizim Tel Afar bölgesinin, o bölgeyi biliyorsunuz, Musul'un çevresindeki en yoğun ilçe olarak merkezi hükümete bağlı olan en büyük ilçemiz Tel Afar ilçesi ve çevrendeki ilçe kasabalar şimdi IŞİD'in kontrolünde PKK'nın. IŞİD'den çıkıyor, PKK'ya geçiyor. Artı Tusurmatu'da PKK varlığı sürdürülmektedir. Kerkük'ün güney tarafındaki Tavuk ilçesinde falan köylerde PKK'nın mevcudu durumiyeti vardır. Dolayısıyla bu bir soru işareti bulunmaktadır. Oradaki Türkmen varlığı, Türkmen coğrafyası, tarihi, dili, her şeyi yok edilmek politikası vardır. Bunu farkına varmamız gerekiyor. Medyanın, ekranların bunu daha fazla sık tutması gerekiyor. Ta ki gelecekte oradaki insanlarımızın huzuruna, kendi özgürlüğüne kavuşmaları için. Mardin Bey, esas bizim Devletler Birliği, Türk Devletleri Birliği projemiz buna hizmet edecektir. Oradaki oyunlara son verecektir. Oradaki bu sağdan soldan sinsi gelip de karıştıranlara dur diyecektir. Dolayısıyla biz 7 tane bağımsız Türk Devletleri Birliği'nin bir an önce hayata geçmesini istiyoruz. Onun için de 7/7/2017'de bir Türk Birliği Bakanlığı kurulsun sloganıyla çıkacağız. Ve bu saydığınız tüm sorunlara esas cevap budur. Türk Devletler Birliği. Türk bir devin uluslararası bir kurum olduğunu ve uluslararası hareket ettiğini herkes bunu bilmektedir. Özellikle biz Irak Türkleri olarak yani bunu gerçekten uzun bir zamanlar beklentilerimiz buydu. Türk bir devdeki yine Türk dünyası insanları bir araya gelsinler. Türk bir devi harekete geçirsinler. Türk bir devin gelecekti için iyi bir şekilde tüm dünyadaki Türkleri temsil edilsin diye. Biz tabii ki Irak Türkleri olarak her zaman Türk bir devin yanında olmuştuk önceden de ve şimdi de yanındayız. 7/7'de de katılacağız inşallah yoğun bir şekilde. Oradaki bütün sorunlarımızı, bütün sıkıntılarımızı orada anlatacağız bütün Türk dünyasına. Ve onun için çözüm yolları, arayışları bulacağız inşallah. Ondan da sonra Türk bir devin bir davamızın sürdürülmesi için biz ona her zaman bütün katkıda bulunmaktayız. Ve Türkmenistan'daki bütün insanlardan, Türk bir devden beklentileri çoktur ve destekleri de çoktur. Biz Türk bir deve, ben şahsen şöyle bir temsilen katılmak istedik yani gerçekten. Türkmeneli bölgesinin coğrafyamızda yaşayan çoğunluk Türkmenlerin 7 ilde oldukları için onların genç temsilcilerini buraya getirmeyi düşünüyoruz da. Çünkü gerçekten gençlik kafasıyla, genç düşüncesiyle, genç dinamikiyle, heyecanıyla Türk bir devi daha fazla bir şekilde ayak üstü tutabiliriz. Türk birliği var olacaktır. Türklük var olacaktır. Bizde bir şiir vardır. Diyor ki ata beni, gel bindir ata beni. Türkçülükten vazgeçmem. Türk'ten vazgeçmem, dilimden vazgeçmem öğretmiş ata beni. Türk bir deva gönlümüzle, varlığımızla katlayacağız. 7/7 2017'de Türk bir devle birlikte oradayız.